2006 yılında ben Almanya'ya aile birleşimi yaparak geldim. 2006 yılından önce Türkiye'de ilkokulumu, ortaokulumu, lisemi, üniversitemi okudum yani. Ondan sonra bazı meslek dallarında ticaret yaptım. Seyyar satıcılık falan buna benzer bir şeyler yaptım. Ama benim sormak istediğim şu. Şimdi 2006 yıllarından önce ben şu an 36 yaşındayım. O zamanlar hani 2000 yılları benim gençlik yıllarımdı. 2000'den daha önceki yıllar, 95, 90'lı yıllar, 98, o zamanlar çocukluk dönemimize denk geliyordu. O zaman Türkiye'de bir yokluk vardı. Hani nasıl denir, böyle açlık, sefalet. O zaman kimsenin arabası yoktu yani. Böyle bir mahallede diyelim 10 tane ya da 15 tane evde bir araba olurdu. 10 evde ya da 15 evde. Köyün tamamında 2 ya da 3 araba olurdu. Yoktu yani, böyleydi. Benim çocukluğumda bisikletim hiç olmadı dersem değil de yani oldu da çok geç oldu bisikletim. Bisikletimin mesela tekeri patlardı. Ben onu ailemden bir para alıp da onun tekerini yaptıracak tamirciye verecek para bulamazdık. O bisikletimin tekerini kendim yapardım. Tekerimdeki o patlakları yamaya 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 tekerimin içinde yer kalmamıştı ya. Tamamen iç lastik yama olmuştu yani. Dış tekerim zaten yenisini almak mümkün değildi de. Yani büyük bir yokluk vardı Türkiye'de. Biz de o yoklukta hani dedik ki açlık sınırındayız. Açlık sınırı şu anda Türkiye'de asgari ücret 2800 lira, biliyorsunuz 850 lira oldu. Yoksulluk sınırı ise 8500 lira. Açlık sınırı 2300. İşte 2800. Şimdi o zaman Türkiye'nin çoğunluğu, yarıdan çoğunluğu yani %75'i açlık sınırındaydı. Yoktu yani, yokluk vardı. Almanya'dan Almancılar gelirdi Türkiye'ye. Bize hava atarlardı. Mesela bir arabanın en kötü bir arabasıyla geldiği zaman Türkiye'de lüks olurdu. Bir saati olurdu adamların, bir elbisesi, bir ayakkabısı, bir şeyleri olurdu. Bizim için çok lükstü yani. Hava atarlardı pasaportumuz, hatta derlerdi benim pasaportum var, pasaportum var diye böyle hava atarlardı. Biz İç Anadolu insanıyız. İç Anadolu insanı, yani videomu izleyen İç Anadolu insanları daha iyi bilir. Bizi Almanya'ya özendirdiler. Biz de açlık sınırından kurtulalım diye Almanya'ya geldik. Hani derler ya, saçımı sübürge yaptım, biriktirdim, artırdım. Ticaret yaptım. Belirli hani meslek dallarında alışveriş, hani ticaret yaptım. Dükkanlar açtım. Araba galeri falan filan bir şeyler yaptım. Bazı yerlerde çalıştım. Gecemi gündüzüme kattım. Saçımı sübürge yaptım hesabı dedikleri gibi. Para kazandık. Açlık sınırından kurtulduk yani. Durumumuzu ilerlettik. Ondan sonra şimdi yıl 2021 oldu. Tam dedik ki hani rahat ettik. Durumumuz artık iyi. Eskiden açtık. Hani anlattım, hani bisiklet bile yoktu. Mesela ona ödeyecek para, araba falan lükstü, yoktu. Babam Almanya'dan mesela bir telefon getirirdi. O zaman hatırlayın, 2000 yıllarında Ericsson vardı, 5110 vardı, 3210 vardı. Motorola vardı. Mesela Star gazetesi günde 1 TL, gazeteyle 29 kupona Motorola veriyordu, böyle kapaklı. Böyle yani bir telefonu olan adam lükstü yani o zaman. 2000 yıllarında, 98'lerde. 98 değil, 2000'de. 2000'de telefonu olan adam lükstü. Almanya'dan babam bir kere telefon getirmiş. Böyle AEG'ydi, büyük. Telsiz gibi. Anteni vardı. Böyle takardık elimize. Havaydı yani. Kimse de yoktu o zaman. Telefon lüksün lüksüydü yani. Yoktu. Neyse. İşte Almanya'ya geldik. Durumumuzu düzelttik. Bazı şeylere sahip olduk. Şimdi Türkiye'ye geliyoruz. Yani geliyorum Türkiye'ye. Arabayla geliyorum. Bakıyorum ki ne, Türkiye'de benim geldiğim arabadan daha iyi arabaları olan var. Önceden hani dedim ya, 10 tane eve bir araba düşüyordu. Şimdi bir eve 2 tane araba düşmeye başlamış. O zaman bakın, babam Almanya'dan elbise falan alırdı. Bazen giderdi Türkiye'deki alışveriş hani güzel mağazalardan, böyle ipek gömlekler falan bir şeyler alırdı. Hani biraz da özele giriyoruz ama kusura bakmayın, anlatacağım. Bunu yaşayanlar bilir. Eğer unutanlar varsa hafızalarında düşünerek canlandırsın. Bilmeyenler de bilene sorabilir. Gömlek alırdı, bir şeyler yapardı. Dolabına yerleştirirdi gömleğini, pantolonunu falan. Almanya'ya gittiği zaman ben de onun elbisesini giyerdim. Bana olurdu.
Babamın pantolonu, gömleğini giyip de sokağa çıktığım zaman böyle güneş gibi parlardım, yıldız gibi olurdum. Bütün mahallenin göz bana kesilirdi, böyle ayna gibi. Hani o zaman çok zayıftım. O zaman hani vücut falan da yapmadım. O zaman çok zayıftım. Spor, hani atletizm falan, liseli yıllarda atletizm, koşu falan ilgilendiğim için o zaman çıta gibi, çöp gibiydim. Şimdi artık fitness yaptık, vücut yaptık, kilo aldık, bir şeyler yaptık. Artık yaş da geliyor, değişiyor artık. Bu dediğim 18'li 20'li yaşlarım. O zaman mahallede mesela Ankara'nın göbeğine giderdim. Bursa'ya giderdim, bazı şehirlere giderdim. O zaman babamın elbisesini giydiğim zaman o şehrin, o mahallenin en şık insanı olurdum. O zaman öyleydi. Ama şimdi Türkiye'ye geliyorum. Arkadaş, herkesin öyle bir makyajı var ki, herkesin tırnaklar ojeli, yüz boyalı, saçlar felaket bir şekilde yapılmış, kuaförden kesilmiş, ayakkabılar gıcır gıcır marka, gömlekler, pantolonlar, ne bileyim yırtmaçlar. Yani öyle bir giyiniyorlar ki artık insanlar, Almanya'nın en lüksüyle gelsen artık onlardan, onların seviyesine ulaşamıyoruz. Almanya'nın en güzel arabasıyla gelsen Türkiye'deki araba daha güzel, daha çok dikkat çekiyor. Önceden adam buradan Almanya'dan 2000 yıllarında döküntü bir arabayla gelirdi. Şimdi hurda bakıyorum, Türkiye'nin göz bebeği, yıldızı olurdun. Şimdi Almanya'dan tankla gelsem, uçakla gelsem ancak o zaman insanlar dönüp de bakar, aa uçakla gelmiş diye. Yoksa abi Almanya'nın en güzel jipiyle geleyim, Türkiye'de daha kalitelisi, daha moderni, daha şıkkı var. İnsanlar Türkiye'de çağ atlamışlar, gelişmişler. Belki siz onu yaşadığınız için belki fark etmiyorsunuz ama biz buradan geldiğimiz zaman görüyoruz. O zaman açlık sınırındaydık. Geldik, durumumuzu düzelttik, yoksulluk sınırına geldik. Şimdi Türkiye'deki herkes açım diyor ama bakıyorum onların yaşantısı ve ellerindeki malları, mülkleri, evindeki mobilyalar, eşyalar lüks olmuş ya. Gerçekten hani ben 2006 yılında Türkiye'de hani o dedim ya okulum, üniversitem, her şeyimi yaşadım. Ondan sonra beni aldılar, sanki bir adaya götürdüler. Adada hani kutuyu kapattılar. Orada o 15 sene bekledim. 15 sene sonra geldim. Aynı kaldığım gün gibi duruyorum. Hani sıfır bir telefon sipariş yaparsınız. Açarsınız. Hiç kullanmazsınız. Geri paketinize koyarsınız. 5 sene sonra çıkartırsınız. Yepyine durur ya. Aynen öyle duruyorum. Siz Türkiye'de tamam açım diyorsunuz. Yoksulum diyorsunuz. İş sıkıntısı var diyorsunuz. Tamam anlıyorum ama ben de soruyorum size. Her evde araba var. Önceden vasıta bulamazdık. Yani şehirden köye gidip gelmek için sabahtan akşama kadar dolmuş beklerdik. Bir sefer vardı. Bir sefer. Şimdi herkes de eline C'si var, cipi var, traktörü var, motosikleti var. Cırt pırt gidip geliyor. Tüplü torosunu almış, dağa tırmanıyor, şahin almış, kimi cip almış. Yani neleri var artık milletin? Ama yokuz diyor, açız diyor. Yani tamam açlığını anlamaya çalışıyorum ama ben Almanya'dan, önceden Almancılar geldiği zaman en kötü şeylerinden 10 çekerdi. Şimdi Almanya'ya geldik, Türkiye'ye geliyoruz, biz fakir duruyoruz milletin yanında. Hani 2010 yıllarında ne de gene bayağı bir şey vardı. Şimdi anlamaya çalışıyorum yani. Siz de bir düşünün yani. 2000 yıllarındaki yaşadığınız hayatla bugünkü hayatınız bir mi? Mesela o zaman evimizde bir tüp bittiği zaman tüple, o zaman tüp vardı yani. Sokakta herkes bağırdı. Dıdın dıdın. Likit gaz, ay gaz, dıdın, ay gaz. Böyleydi. Kim şimdi şu anda likit gaz, ay gaz görüyor? Ya çok değişti. Yemin ediyorum ya. O zaman neredeydi yani? Bir tüp değiştirecektik. Likit gaz şu bu gelsin de, yoksa minibüse bin, taksiye bin, yok bir tanıdık aracılığıyla, yok bir telefon et, komşudan ara da bir likit gazcı gelsin de geçerken tüp bıraksın da yemeğini yap da şu da bu da. Eskiden neler vardı ya? Neler çekiyorduk yani? Lamba ışık böyle ikide bir de hani elektrik ya tam kesilirdi bir gün gelmezdi iki gün, ya da böyle durulur kısılır açılır, kısılır açılır, kısılır yanardı. Buzdolabı, o an buzdolabı, televizyon ne varsa o elektriğin az gelip gitmesinden yanardı, bozulurdu ya. Bunları Türkiye'de biz yaşadık. Abi ben bunları yaşadım, unutmadım. Siz bunları unuttunuz mu, görmüyor musunuz? Ya da ben mi tek yaşadım diyeceğim. Abi herkes yaşıyordu, herkesin başındaydı. Benim kutuyu kapattılar, ben öyle kaldım. Siz her gün yeni bir yol, yeni bir hastane, yeni bir okul, yeni bir asfalt, yeni bir hani bir şey göre size tuhaf geliyor, anlıyorum. Ama ben şimdi Almanya'dan geldiğim zaman benim mahalleme bir tane tek bir ağaç diktikleri zaman ben o ağacı görüp şaşırıyorum. Siz o ağacı değil,
bir gün, ertesi gün unutuyorsunuz. Ben o ağacı, o köşe başı, hani dönel kavşak veyahut da bir lamba koymuşlar kapının önüne. Sokak lambası veyahut da o trafik lambası. Ben hemen onu fark ediyorum. Çünkü değişmiş, ilerliyor, çok değişiyor. Sokaklar, şehirler, köyler, ilçeler, iller büyüyor. Nüfus artıyor. Şimdi millet açız, yoksuluz, bilmem ne dertlerindeler yani. Ben bunları anlayamıyorum ve size soruyorum, bu farkı, bu aradaki değişikliği yaşadığınız halde o günleri nasıl unutuyorsunuz? Yani bu varlık olmasına rağmen o gün insanlar aç değildi de bugün nasıl aç oluyorlar yani? O gün her şey iyiydi. Bugün, o zaman eviniz yoktu, çatınız akıyordu, pencerenizden delikler sızdırıyordu, odundu, kömürdü, şuydu buydu, uğraşıyordunuz. Ne kadar çaba sarf ediyordunuz. Şimdi ne odununuz var, ne kömürünüz var, ne bir şeyiniz var. Her şeyiniz, ışığınız hiç kesilmez. Evinizde doğalgazınız hiç kesilmez. Sıcaklık aynı derece. Elektriğinizde bir sorun olmaz. Arabanız var. İşe istiyorsunuz gidiyorsunuz, istemiyorsunuz gitmiyorsunuz. Bazen beğenmiyorsunuz, beğenmediğiniz yerde çalışmıyorsunuz. Bazen mesela naza alıp da işçiye ihtiyacı olduğunu bildiğiniz zaman daha fazla maaşla çalışmak istiyorsunuz. Bazen çalışmıyorsunuz, eşinizi, çocuğunuzu birini gönderiyorsunuz. Bazen çocuklar çalışmıyor, anne baba çalışıyor, bir şeyler oluyor. Bazen emekli oluyor, bir şeyler. Hani geliyor, o zaman böyle bir şeyler yoktu yani. 2000 yıllarında ben hatırlıyorum, emeklinin birisi 3 ay kuyrukta bekleyip de kuyrukta can verdiğini biliyorum yani. Kuyruktan emekli maaşını çekip evine giderken yolda gasp edildiğini, soyulduğunu ben biliyorum yani. Siz bunu nasıl unuttunuz? Nasıl? Ben bunu bir hükümete veyahut da bir insana hani bağlamak istemiyorum. Dününüzü neden unuttunuz? Ben onu anlamaya çalışıyorum. Dününüzü neden unuttunuz? Niye bilmiyorsunuz? Elinizde olan size niye az geliyor? Neden yetinmiyorsunuz? Gözünüz mesela doymuyor mu diyeyim? Ya da değişen ne? Her şey bereketsiz mi oldu? Varlık içinde daha mı yokluk çekmeye başladık? Fark ne mesela? Arada dönen fark ne? Bunu bana yani izah edebilirseniz, yorumlarda yazabilirseniz çok memnun olurum. Beni de dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.